Üstadım, bütün kişisel gelişim seminerlerinde, kitaplarında hep söylenen şey şu: değiş, geliş. Ama yani işini de geliştir de sen de değiş, geliş. Yani ben herhalde bir 13-15 senedir bu tarz toplantılara çıkarım. Bir de uzman konuk çağrılır genellikle. O da hep aynı şeyi söyler: değiş, geliş. Hayatın değişmeyen kuralı bu adeta. Mesela bizim sektörde değişmezsen, gelişmezsen hakikaten old fashion oluyorsun. Sonra bir gün Flash TV'de bal satarken buluyorsun kendini. Biz henüz oralarda değiliz bak. Daha henüz bala gelmedik, değişmek ve gelişmek şart. Şimdi bizim sektörde şart da, bu sektörde şart değil mi? En çok bu sektörde şart galiba. Şimdi biraz o mevzulara mı girsek? Büyük bir keyifle. Her 15 günde bir, ayda bir tane kitap devirmediğimiz zaman güncel kalmanın mümkün olmadığı bir yerdeyiz. Evet. Rekabet bizden, rakipler bizden çok hızlı geliştiriyorlar kendilerini. Evet. O zaman konuklarınızı çağırın isterseniz, bu değişim gelişim mevzuna bir temas edelim. Büyük bir keyifle. Şimdi bugün sabahtan bu yana yaptığımız konuşmaların biraz kontroversiyel, tam ters köşesinde bir panelle karşınızda olacağız sıradaki panelde. Palo Alto'nun sponsorluğunda düzenlediğimiz bu panelde prevention neden şimdi, niye koruma üzerine odaklanıyoruzdan söz etmeye çalışacağız. Birbirinden kıymetli gene 4 tane misafirim olacak. Öncelikle Fatih Okumuş Bey'i davet etmek istiyorum. Odea Bank'ın AV Güvenlik Müdürü. Arkasından... Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Arkasından Korhan Düz Bey'i davet etmek isterim. Enerjisa'nın Bilgi Teknolojileri Güvenlik Takım Yöneticisi. Yusuf Oruç Bey'i davet etmek istiyorum. Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan Güvenlik Yöneticisi. Ve Türkiye ve CIS ülkelerinden Yusuf Bey, hoş geldiniz. Sorumlu Palo Alto Bölgesel Yöneticisi değil mi abi? Artık ülke yöneticisi de değil. CIS ülkeleriyle beraber olunca bölgesel yöneticimiz Vedat Bey. Abi buyurun siz de. 4 tane birbirinden kıymetli misafirim var. Vedat Bey, siz de Yusuf Bey'i değiştirsek olur mu? Klikleri başka türlü çalıştıramıyoruz. O mesafeden sanıyorum almıyor. O zaman kusura bakmayın, ben... Buradan mı görüyorum? Oradan görebilirsiniz. Peki, şimdi Palo Alto'nun hani diğer sohbetini yaptığımız, tartışmasını yaptığımız teknoloji sağlayıcılarından temel farkı hala prevention teknolojisiyle, yani saldırıyı önlemekle ilgili şansımızın olduğu. Hani pek çoğumuz şey diyoruz ya, tren kaçtı, artık yakalamaya ve hızlı yanıt üretmeye bakalım. Palo Alto diyor ki hayır, hala treni kaçırmadık, bizim treni durdurmakla ilgili imkanımız vardır. Vedat Bey, başlamak ister misiniz? O treni nasıl kaçırmadık diyoruz, ne yapacağız da o tren kaçmamış olacak? Çok teşekkürler. Sesim geliyor herhalde. Geliyor. Aslında buradaki prevention neden şimdi konusu, konuşmalara baktığımız zaman da olayın olmadan önceki haline biraz daha yatırım yaptığımızdan dolayı geliyor. Bundan önce biraz da dünyanın değiştiğini üzerine konuşmak istiyoruz. Ekonomi dijital döneme geçmiş durumda ve her türlü artık rekabet şartları daha fazla dijital bağlantıyı, connected, hyperconnected yapıyı gerektirdiği bir ortamda tabii ki artık networkler, cihazlar, kişiler, bilgisayarlar kurum dışına çıkmaya başladıkça, rekabetçi olmak adına çıktıkça, bu aynı zamanda diğer tarafa da, kötü niyetli insanlara da daha perfect storm yaratıyor ki bu atakta yapabilmek için. Onlar da değişiyorlar dünya ile birlikte. Nasıl değişiyorlar? Artık onlar da tek başlarına saldırmıyorlar. Sabah da vardı. Artık çoluk çocuk değiller. Ciddi bu işten paralar kazanıyorlar. 500 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Ona göre otomatik saldırılar yapıyorlar ve bunları ne kadar yakalamak ve yakalamaya çalışsanız da bir süre sonra artık baş edemez hale gelmeye başlıyorsunuz. Çünkü kullandıkları tool'lar daha otomatize tool'lar olmaya başlıyor. Burada Palo Alto olarak biz olayın daha olmadan engellenmesi tarafında bazı çözümler getiriyoruz. Burada da gördüğümüz gibi bu değişen dünya ile birlikte şöyle bir tablo var karşımızda. Giderek zaman geçtikçe saldırganların masraflarının düştüğünü, bu işin çok ucuz rakamlar yapılabildiğini görmekle birlikte başarılı saldırı sayısının arttığını görüyoruz. Sabah da bahsedildi, işte futbol örnekler verildi, defans ama karşı tarafın bir başarısı, buranın bir başarısızlığı, yani saldırgan grubu ve siz öyle düşünürsek tamamen onların başarısı haline gelebiliyor. İşte prevention burada devreye giriyor, önleyebilmek. Biz bunu ters çevirmeye çalışıyoruz.
başarılı saldırı sayısını düşürmek ve onların baskısını artırmaya çalışıyoruz. Aynı bir evinizdeki güvenliğe benziyor aslında. Çelik kapı taktırıp kamera, alarm koyduğunuz zaman hırsız o eve geldiğinde çekiniyor ve caydırıcılığı kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii bunu yüz yüze engellemek mümkün değil belki ama en azından onun başka kapıya gitmesini sağlıyorsunuz, zorluyorsunuz. Bunu burada amaçlıyoruz. Zaten çok geç kalınabiliyor. Şimdi Gökhan'ın da sabah söyledi, yapma yahu örneğinde ben de kullanmıştım. Şimdi 500 milyon kişinin bilgisi çaldırılabiliyor. Olabilir, çaldırılabilir. Bu dünyanın bir gerçeği. Ama burada daha önemli bilgi daha var. Saldırının olduğu tarih 2014. 2 sene önce bu atak yapılmış ve daha yeni bu anlaşılabiliyor. Dolayısıyla eğer siz bunu prevent edemiyorsanız, engelleyemiyorsanız nereden belli şu anda sizin network'ünüzde birilerinin gezmediği? Yahoo'dan bahsediyor. Sen eminim buna bir sürü paralar harcanmıştır, yatırma yapılmıştır. O güveni vermek açısından bir sıkıntı var. Zaten bu rakamlar da paylaşılıyor. Ortalama 200 günde bu saldırının ortaya çıkartabiliyor kurumlar ve ortalama da 70 günde bunu çözebiliyorlar. Hani o açıdan baktığımızda da prevention'ın olay olmadan çözülmesinin değeri anlaşılıyor. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada eski yapıların, eski nesil sistemlerin, hatırlarsınız eski nesil güvenlik sistemlerinde işte TCP, UDP, IP bazlı kurallarla bunlar çözülmeye çalışılırdı. Artık bunu da çok rahat geçebiliyorlar. Artık bu tarz sistemler güvenlik sistemde olmaktan çıkmış durumda. Biz ne yapıyoruz? Güvenlik seviyesini daha yukarı taşıyoruz. Artık hangi IP adresinden gelme gelmeme noktasında değil de açık kapa yapmak dışında gerçekten o kullanıcı bilgisi, hangi kullanıcı, user ID temelli, hangi uygulama, application ID temelli ve hangi içerikle beraber biz artık güvendiğimizi belirleyebiliriz noktasına kadar bu konuyu götürüyoruz. Dolayısıyla Palo Alto'nun burada söylediği şey, güvenlik seviyesinde tamamen networksel değil, aplikasyon uygulama bazında ve kişi bazında, içerik bazında bu kuralları yazabiliyor olmakla beraber, tabii bunların da her türlü güncellemesiyle beraber, desteklenmesiyle bu prevention seviyesini ve caydırıcılığı arttırmayı hedefliyoruz. Bu sizin hedeflediğiniz müşteri tarafı ne bekliyor? Yani sahada beklenti ne sizden somut olarak? Müşterilerimiz bizden 3 tane taleple genelde geliyorlar, sınıflandırmamız gerekirse. Bir tanesi, networklerinde ne olup ne bittiğini görmek istiyorlar, visibility sağlıyorlar. Az önce bahsetmiştik ya, hakikaten network'ümdeki tüm trafiği biliyor muyum? Hangi aplikasyonlar kullanılıyor? Biz bunu burada sağlamaya çalışıyoruz. Bir X-ray görüntüsü gibi içeriği göstermeye çalışıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Mottosunu burada kullanmaya çalışıyoruz. Tabii doktor değiliz ama en azından kullanıcı müşterilerimiz bunları görsünler. Erken teşhis hayat kurtarır, güzel. Bir diğeri de bizim yaklaşımımız genelde analoji yapmak gerekirse dizilerden gidersek eğer CSI örneğinde olduğu gibi olay olduktan sonra evet mutlaka polisiye bir olaydır. Birileri gelecektir. Olayın verdiği zararı, kim yaptığı, bıçakla mı yaptığı, tüfekle mi yaptığı ona bakacaktır ama olay olmuştur bir kere. Yani biz bu yaklaşımı benimsemiyoruz. İkinci dizide hatırlayan var mı? Komiser Klaus'u dizilerini, direkt dizilerini. Hani rastlantısal şans olarak da bu şeyleri yakalamak, aa atak yemişiz demek de bizim tarzımız değil. Biz daha ziyade yine prevention'a dayalı olan başka bir diziyi, Jack Bauer desem, 24 dizisindeki gibi hani müşterimiz 24 saat boyunca beraber olabilen bir sistemle olay olmadan bunun müdahale etmesinin çok daha faydalı olduğunu ve buraya gittiğini görüyoruz ve bunu yaparken de yine bahsedeceğimiz diğer tüm bir platform olarak sadece network değil, diğer taraflar bunu yapmamız gerekiyor. Bir de o platformdan söz ederseniz bize, ondan sonra misafirlere doğru döneyim. Hani büyük resimde bir sürü farklı nokta vuruşu, farklı ürünler var. Onlar nasıl bir araya gelecekler? Şimdi, büyük resim?
İkinci olarak bizden beklenen prevention konusunu konuştuk. Ve bu prevention konusunu da müşterilerimiz network'ün her alanında istiyorlar bizden. Son zamandaki trend biraz bu. Şimdi internet tarafındaki güvenliği çok iyi alıyoruz. Oraya ciddi cihazlar yığıyoruz. Ama iş taraftaki her şey güvenli değil. O anlamda hatta en ciddi saldırıların, en zarar veren içeriden geldiğini de biliyoruz. Dolayısıyla içeri tarafta da artık segmentasyon dediğimiz orman yangınlarına ben bunu benzetiyorum. Hani orman yangını yaparlar ki bir yerde bir şey yanabilir, yangın çıkabilir ama diğer tarafta sıçramasın, kontrol altında bilsin diye. Biz de bu analojiyle bu segmentasyon projelerini network içerisinde yine görebiliyoruz prevention tarafından. Üçüncü bizden beklenen şey de burada operasyon kolaylığı. Malum kompleksite güvenliğin çok can alıcı bir yeri, zayıf noktası. Bir CISO'yla sohbetimizde kaç tane üretici kullanıyorsunuz güvenlik tarafında dediğim zaman ondan fazladır değil mi dedim, 40'tan fazla dedi. Şimdi 40'tan fazla cihazı yan yana dizerek güvenlik sağlanmasına gidildiğinde bunun kendi yarattığı kompleks zaten yönetilemez hale getiriyor sistemleri. Zaten adam da bulamıyorsunuz. Güvenlik konusunda rakamlar ortaya çıkıyor. Çok ciddi bir açık var güvenlik tarafında. Yine bir örnekle burayı da kapatayım. Bu operasyon kolaylığı ile ilgili bir müşterimizin, büyük bir müşterimizin önceki ve sonraki hali biraz böyle şey gibi olduk. Tıbbi şey gibi. 100 tane cihazı bu sistemlerle farklı fonksiyonları entegre ederek bu sisteme getirdikten sonraki şeyini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da çok önemli bir kriter bakıldığında. Peki, sözü bu platform yaklaşımından da azıcık bize söz eder misiniz? Yani baktığınızda biz Palo Alto'yu Next Generation Firewall Provider diye gördük ama ondan sonra bir sürü oyun birden çıktı. Bunlar birbirini nasıl tamamlıyorlar? Şimdi prevention'dan bahsederken aslında bunu tarif ediyordum. Network içerisindeki güvenliği aldınız, bunun üzerine seviye yükselttiniz, 7. seviyede bu işlere bakmaya başladınız. Her gelen geçen aplikasyondan, paketten, içeriğinden bakmaya başladınız. Bunları yaparken tabii ki az önce de bahsedildi. Cloud üzerinden Japonya'daki olan bir saldırıdan günde 50 bin tane yeni malware piyasaya sürülüyor. Desteklenmesi gerekiyor. O yüzden bu platformun en büyük destekçisi ve en fazla parayı harcadığımız yer de maalesef bu ne olup ne bittiği. Bu akıllılığı alıp da bu cihazlara vermemiz gerekiyor. Biz burada 5 dakikada tüm sistemleri güncelleyebiliyoruz bu wildfire sistemi sayesinde. Bitti mi? Yine bitmedi. Çünkü cloud'dan beslenen network seviyesinde internette, mobil cihazlarda, şubelerde bunları yaptık, hepsini yaptık. Cloud uygulamayı yaptık. Asıl saldırının geldiği endpoint tarafında, yani bilgisayarlarınızın sunucunuz olduğu tarafta da daha kolay, daha zayıf bir olarak görülen tarafta da eski antivirüs sistemlerinin Kadir Bey az önce bahsetti, işte tarım yaptığı için açamıyor. Çünkü antivirüs sistemlerinin artık işe yaramadığı çok ciddi raporlarla ortaya çıkmış durumda. Güncelliğini yitirdiği için. O tarafta da yine endpoint tarafında da bilgisayarların olduğu tarafta da yine prevention temelli anti-exploit dediğimiz daha saldırı olmadan saldırıyı yapabilecek malware'i bırakacağı exploit'leri vulnerability'leri kullanmasını imkan sağlamadan engelleyen bir çözümümüz de bu platforma entegre olduğu için biz tabii bu platformla birlikte bu prevention iddiasında ve odağındayız. Peki. Müsaade ederseniz misafirlerinize doğru geçmeye başlayalım yavaş yavaş. Ben her birinizi ayrı ayrı ele almak istiyorum eğer uygun görürseniz. Koran Hocam siz Enerjisa'dan geliyorsunuz. Enerjisa enerji sektöründeki her kuruluş gibi critical infrastructure, kritik altyapı parçası olarak değerlendiriliyor. Enerjisa'nın verdiği hizmetler ve işlettiği altyapı. Malumunuz enerji sektöründe yaşanan en küçük bir problemin çok inanılmaz büyük hatta zaman zaman insan hayatını etkileyen olumsuz sonuçlarına kadar giden tatsız sonuçları olabiliyor. Pek çok örneğini gördük. Ben Aralık'taki Ukrayna'yı hatırlıyorum. Evet. Uzaktan kumanda etmeye başlamışlar. Ukrayna'da bir elektrik santralini uzaktan kumanda etmeye başlıyor Kırım bir tanesi. Operatörün önündeki mouse gidiyor ekranlarda. Oraya buraya bilmem nereye tıklıyor. Elektrik santralini olduğu gibi shutdown ediyorlar. Hani Allah göstermesin en ufak olabileceklerden evet, bir tanesi. Siz uzunca bir süre başka üreticiyle çalıştınız ve ondan sonra gene sektörün büyüklerinden bir tanesiyle çalışırken bugün sektörün en büyüğü Palo Alto ile çalışmak üzere bir değişiklik yaptınız. O değişikliğin
Altyazısı neydi? Hani nasıl bir şeyiniz vardı? Değiştirme ihtiyacınız vardı. Değişiklik ihtiyacı vardı ve nasıl bir süreçten geçirdiniz Enerji Sayı? Ben biraz ilk önce Enerji Sayı'nın network'ünden ve büyüklüğünden bahsedeyim. Ondan Harika. Sonra aslında yaptığımız değişikliğin Lütfen. Efektleri Lütfen. Daha net ortaya çıkacaktır. Enerji Sayı olarak biz 230'dan fazla lokasyonda 5000'den fazla kullanıcıyla Enerji Sayı'nın üretimi yani elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve perakende alanında faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi direkt insan hayatına dokunan bir iş yapıyoruz. Bu anlamda Enersa faaliyet gösterdiği sektör dolayısıyla kritik altyapı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bizim için siber güvenlik konusu çok önemli bir konu. Firma olarak güvenliği en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Bunun için yeni nesil güvenlik çözümlerini araştırmaya başladık. Bu anlamda gerçekten bayağı derin çalışmalar yaptık. POC süreçleri, test süreçleri geçirdik. Bizim için seçtiğimiz sistem son derece kararlı çalışmalıydı ve performanslı bir şekilde çalışmalıydı. Dolayısıyla aslında bu testlerdeki en temel odaklandığımız nokta buydu. Çünkü kesintisiz olarak hizmet sağlamanız gerekiyor. Bunun yanında bu hizmeti müşterilerinize, son kullanıcılarınıza güvenli bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bunun için bu şekilde performans ve kararlılık üzerine gittik. Bunun yanında bizim için mevcutta bir güvenlik üreticisinin firewall'unu kullanıyorduk. Burada temel noktada yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi güvenliği basite indirgemek için bir takım yeni güvenlik feature'larını enable etmeniz ve devreye almanız gerekiyor. Bu noktada bu yeni güvenlik feature'larını devreye alırken bazı problemler yaşadık. Kararlı davranmama gibi, performans anlamında yine bazı sıkıntılar yaşadık. Yine Palo Alto'da yaptığımız testlerde yeni güvenlik feature'larını devreye aldığımızda böylece hem basitliği sağlamış olduk hem de cihazın son derece kararlı ve performanslı bir şekilde çalıştığını gördük. Burada gerçekten bizim altyapımızda oldukça iyi bir iyileştirme oldu bizim için. Bunun yanında yine bizim değerlendirme kriterlerimizden bir tanesi kritik altyapı olmamız sebebiyle EPDK tarafından yine regüle bir kurumuz ve düzenli olarak EPDK bize belli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili bildirimde bulunuyor. Bu bildirimleri de biz son derece hızlı bir şekilde cevaplamamız gerekiyor. Bu noktada da yaşadığımız 2-3 tane olayda yine Türkiye gündeminin hareketli olduğu dönemlerde EPDK tarafından devreye alınması istenen güvenlik önlemlerini Palo Alto Networks'un çözümleriyle son derece hızlı bir şekilde ve yalın bir şekilde devreye aldık. Bu noktada bu POC aşamasında oldukça cihazı efektif olarak testlerde başarılı olması, neticede production ortamına geçtiğimizde de bu yaşadığımız case'lerle birlikte hızlı ve etkin şekilde kullanmamız dolayısıyla bize ne kadar başarılı bir seçim yaptığımızı gösteriyor. Süper. Bir de geçiş sürecini hızlıca söz eder misiniz? Çok uzun sürdü mü böyle hızlı geçecek o Palo Alto'nun migration imkanlarından nasıl faydalandınız? Vallahi geçiş süreci aslında bizim korktuğumuz kadar zor olmadı diyebilirim. Çünkü genelde son kullanıcıda çalışan kişiler bu şekilde böyle çalışan kritik cihazlarına daha çok nazar boncuğu takıp böyle aman bir şey olmasın diye o şekilde bir yaklaşımları var. Onun için aslında burada düşündüğümüz kadar zor olmadı demek daha doğru olur. Üreticinin bu geçişlerle ilgili bir migration tool'u var. Bu tool bizim oldukça işimize yaradı. Dolayısıyla bu tool'la geçmeden önce belli çalışmalar yapıp geçişim planlarını o tool üzerinden yaptık. Bunun yanında yine üreticideki gerçekten teknik arkadaşlarımız bu süreçte bize çok yardımcı oldular. Bunun yanında yine çalıştığımız çözüm tarafında partnerimiz oldukça yardımcı oldular. Dolayısıyla nispeten sıkıntısız bir geçiş süreci atlattık. Bunun yanında geçiş sürecinin şöyle bir avantajı da var. Halihazırda kurallarınızı da bir şekilde gözden geçirmiş oluyorsunuz ister istemez. Port bazlı çalışan kurallarınızı biraz daha böyle application bazlı çalıştırmaya vesaire yönelik bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Onun için düşündüğümüz kadar zor olmadı. Muhteşem. Peki bundan sonrasında radarda hedefte ne var? Nereye gidiyor enerjisi? Bundan sonra hedefte neler var? Artık daha çok biz biraz bu signature based'li güvenlik yaklaşımından daha çok biraz daha davranışsal bazlı güvenlik yaklaşımına doğru radarımızı çevirmiş durumdayız. Dolayısıyla hedef odaklı saldırılara karşı neler yapabiliriz? Bu noktada düşünüyoruz. Bir ikincisi bu yeni nesil endpoint çözümleriyle ilgili yine bir takım düşüncelerimiz var. Dediğim gibi bu signature based'li yaklaşımı bir kenara bırakıp tamamen davranışsal bazlı, tekniğe odaklı
Dolayısıyla orada bir hacking işi olduğunda direkt o şeyi teknikten anlayıp Vedat Bey'in de bahsettiği gibi işte nasıl engelleriz noktasında bize yardımcı olacak ürünlerle ilgili yine radarımız oraya dönük. Bir ikincisi de yine SCADA güvenliği. Hali hazırda faaliyet gösterdiğimiz sektör enerji sektörü olduğu için SCADA güvenliği bizim için çok önemli. IoT güvenliği çok önemli. Bir de aslında genelde güvenlikçiler biraz böyle IT dünyasındaki riskleri ve nasıl güvenlik önlemleri alırızı gayet iyi biliyorlar ama bu SCADA dünyası, OT dediğimiz, Operational Technology evet. dediğimiz dünya biz güvenlikçilere biraz daha böyle yabancı. Dolayısıyla o noktadaki güvenliği nasıl sağlarız? Biraz da çalışmalarımız o yönde olacak. Peki, kolaylıklar dileyerek müsaade ederseniz Fatih Bey'e geçmek istiyorum. Fatih Bey, siz de uzunca bir süredir Palo Alto teknolojilerini kullanıyorsunuz bankada. Hatırlatmak üzere Odea Bank'tan katılıyor Fatih Bey. Hani anahtar sorulardan bir tanesidir ya, best of breed mi? Yani en iyilerini ucuca dizelim, öyle bir kombinasyon karışık albüm mü yapalım, yoksa işte en iyi teknolojileri bir araya getirebileceğimiz az sayıda kutunun üstünde konsolide olan bir şey mi yapmaya çalışalım? Orada hani Palo Alto'yu tercih nedeninize bu açıdan bir yaklaşabilir misiniz? Hani best of breed mi, yoksa entegre çözümlüğü nasıl değerlendirdiniz bankada? Tabii bu aslında çok kolay bir karar değil. Çünkü güvenlik sektörü çok zorlu bir sektör. Yani aslında çok rekabetin de belirgin olduğu bir sektör, güvenlik sektörü. Yıllardır belli çözümler üreten üreticiler var. Bunların çözümleri var ama paralelde tabii çok fazla yeni girişimin olduğu bir alan, güvenlik alanı. Özellikle Kaliforniya bölgesinde görüyoruz, Silikon Vadisi'nde. O anlamda tabii bu yeni girişimcilerin ilgisini çekmesi sektörün, spesifik ihtiyaçların bile farklı ürünlerle karşılanması noktasına götürebiliyor. Çünkü riskler çok fazla. Tabii finans sektöründe çalıştığımız için bizim için çok daha demin tabii herkes için artık güvenlik önemli ama finans para ilişkisinden dolayı güvenlik kaçınılmaz bir nokta. Dolayısıyla orada sürekli bir rekabet var ve aslında büyük üreticilerin getirdiği belli bir noktaya yükselttiği çıtayı yeni girişimciler sürekli yeni alanlarla, açıklarla, eksik taraflarıyla tam da bu saldırganların bulmaya çalıştığı noktalarla kapatmaya çalışıyorlar. Bu da ben yara bandı sektörü diyorum bizimkine. Bir şey çıkıyor onun için bir tane yara bandı ürün, ötekine yara bandı ürün derken bir sürü sürücü ekliyoruz. Aynen öyle. Tabii bu mecbur kalıp alabiliyorsunuz. Çünkü riski tanıdığınız zaman bunun karşılığında bir fayda görüyorsunuz ürünü alırken. Bunu yapmak da mümkün ama bunun tabii getirileri olduğu gibi götürüleri de var. Yani kaç tane olacak, kaç tane yara bandı kullanacaksınız artık şey için gibi. Tabii bu döngü güvenlik tarafında bence hiçbir zaman bitmeyecek ama tabii artık şey kesin, yani bu konferansta da baştan beri zaten konuşuluyor, entegre sistemler. Her işi iyi yapan sistemler mümkünse, yani alanında iyi olan sistemlerin yanında birçok şeyi birden iyi yapabilen sistemler tabii ki tercih ediliyor ve artık entegre çalışan sistemler öne çıkıyor. Bizim için de seçim kriterler arasında şey var, yani artık alanında çok iyi, kendi başına çok güzel savaşıyor ama düzenli bir ordunun parçası değil de okey. Yani bu bizim için çok büyük bir anlam ifade edebilir olmuyor. Tabii bunun için hem stabilite hem güvenlik anlamında iyi bir çözüm ortaya çıkması gerekiyor ve bu çözümün birçok ihtiyacı işte o çok fazla yara bandına da ihtiyaç duymadan tek başına karşılayabilmesi gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi bu bizim için. Tamam. Sizin kullanış biçiminizin bir takım özel nitelikleri var. Hani Palo Alto'yu siz nasıl kullanıyorsunuz? Bankadaki kullanımınızdan, kullanım biçimlerinden biraz söz etmeniz mümkün olur mu? Palo Alto biz 4,5 yıldır kullanıyoruz. Zaten bankanın kuruluşundan beri biz Perimeter Security tarafında kullanıyoruz Palo Alto Firewall'u ve aslında sunduğu hemen hemen bütün özellikleri de biz aktif olarak kullanıyoruz diyebiliriz. Tabii biz de hani farklı ürünler burada da kullanıyoruz. Daha önceki çalıştığımız sorunlarda da kullandık vesaire. Önce bizim de kuşkuyla yaklaştığımız konulardan bir tanesiydi. Önce Firewall ve IPS olarak kullanırken yeni yeni özellikler devreye almaya başladık. İşte App ID, User ID taraflarını devreye aldık.
aslında firewall gibi özellikle stability ihtiyacının çok yüksek olduğu internetin önünde müşterimize hizmet ettiğimiz, müşteriye dokunduğumuz bir noktada bunu kullandığımız için stability tabii çok önemliydi. Burada antivirüs, antimalware gibi özellikleri açsak mı açmasak mı hani acaba iner mi sistem gibi elimize kalır mı şeylerle ya. Herkesin yaşadığı şeyleri biz de yaşadık. Ama ona rağmen bunları devreye aldık ve sağlıklı çalıştığını gördük. Antivirüs, antimalware bunlar aktif çalışır durumda. Wildfire tarafını devreye aldık. Aslında Türkiye'deki ilk kullanıcısı biziz bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum Vedat Bey'de başka bilgi var mı ama onu entegre ettik. Yörel filtering dahil açık durumda bizim şeyde sistemimizde. Bütün şubelerimize yaydığımız şeyimiz, YEST internet ağımız var. Odea Bank müşterisi bir şubeye gittiği zaman orada çok kolay bir şekilde süreli bir internet erişimine sahip olabiliyor. Onları da biz farklı teknolojilerle bütün şubelerimizden data center'daki DMZ'imize tünelliyoruz ve oradan çıkartıyoruz. Hatta Arva Networks orada bir entegrasyon konusu var. O da önemli noktalardan bir tanesi bizim için. Wireless ağında ClearPass ile otantik ettiğimiz kullanıcıların şey tarafında, Palo Alto tarafında direkt user olarak tanınması gibi bir şey var. Bir tarafta onboard ediyorsunuz yeni bir kullanıcı aslında ama diğer tarafta firewall'unuz bunu yeni bir kullanıcı olmasına rağmen ona özel kurallarla bir davranış sergileyebiliyor. O taraf var. Dolayısıyla aslında üreticinin sunduğu hemen hemen bütün özellikleri kullanıyoruz. Şimdi onu söyleyecektim. Yani data sheet'te yazan ama ürünün yapmadığı bir şey var mı? Paylaşmak için son şanslarımızdan bir tanesi olabilir. Yani bizim kullanmadığımız henüz SSL offload var açıkçası. Hani dürüst olmak gerekirse. Onu da farklı şekilde ihtiyaç duymadığımız için henüz ama 4,5 yıl içerisinde sonuna kadar bütün özellikleri kullanıp evet, yani, taşımışsınız bankaya. Ellerinize sağlık. Biz yani iyi teknolojilere yatırım yapmayı, yatırım yaparken bunun karşılığını üreticiye vermeyi ama bundan da iyi faydalanmayı hedefliyoruz. Lean Design bizim için çok önemli. Odea Bank'ta çünkü çok kısıtlı bir IT kadrosuyla biz aslında büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada bankayı tanımayanlar vardır. 4,5 yıl önce kurulmamıza rağmen şu anda mevduatlar anlamında Türkiye'nin 8. büyük bankasıyız. 30 milyar TL üzerinde bir aktif büyüklüğe ulaşmış durumdayız. 50 şubeyle bunu yapıyoruz. Aslında bu benzer aktif büyüklükteki şubeler bankaların 300-400 şubesi var ama daha az şube sayısı olmamıza rağmen aslında çok fazla mobil, online kanallardan müşterilerimiz de var. Bu da internet güvenliğinin bizim için daha da önemli olduğu maşallah bir göstergesi. Peki teşekkür ediyorum. Çok hızlıca hani gateway tarafından söz ettik, ağ bölümlendirmeden, internet girişinden vesaire söz ettik ama bir de Palo Alto'nun oldukça stratejik bulduğu endpoint tarafı var. Yusuf Hocam siz onun bir kullanıcısınız. Hani hepimiz endpointlerin güvenliğiyle ilgili çok dertleniyoruz. Endpointlerin güvenliğini sağlama konusu bilmiyorum sizler de katılırsanız güvenliğin en önemli konularından bir tanesi 100 tane server olan yerin 3000 tane 5000 tane endpoint oluyor. Onları hep hizada tutmak, güvenli tutmak bayağı ciddi bir problem. Siz anladığımız, gördüğümüz kadarıyla bu mevcuttaki antivirüslerin yetersizliği ile ilgili gözlem neticesinde Palo Alto'nun yeni silen pointlerini kullanmaya başlamışsınız. Orada nasıl bir deneyiminiz var? Yani sahneyi nasıl gördünüz? Palo Alto geçiş kararını hangi kriterler ışığında verdiniz? Çünkü pistlerin üstüne yeni bir ajan kurma ya da var olanı değiştirme her türlü baktığınızda bir iş. Ne görüyorsunuz orada? Kullanıcılarımız CryptoLocker'ı yemeye başlayınca biz CryptoLocker'ı kullanıcılarımız yemeye başlayınca biz güvenlik tarafında endpointlere yönelik çözümü biraz daha güçlendirmesi gerektiğine karar verdik. Burada da temel özel proje yaparkenki ana kriterimiz prevention oldu. Yani bize bir bilgi vermeye, sistemin bir taraflarında kaçık kaçak olduğunu veya bir virüsün bulaşmasını değil de o tehdit oluşacağı anda son kullanıcıyı gerçekten koruyacak bir ürün arıyorduk. Burada 3-4 tane üreticinin ürününü proje aşamasında test ettik. Yaklaşık 3-4 ay test ettik. Çünkü endpoint tehditlere açık en son ve en kritik noktamızdı bizim için. Trips'i biz 3-4 ay test ettikten sonra hatta bunu özellikle zero atakların olduğu virüslerle test etmeyi istedik. Test süremizin bu kadar uzun tutmamızın bir sebebi buydu.
Sonucunda diğer vendorların belli yerlere kadar koruma yapabildiğini ama gerçekten prevention'ı Palo Alto Networks'ün TREPS'inin yaptığını gördük. Projedeki en büyük amacımız endpointlerimizi gerçekten değişen ve gelişen ataklara karşı korumaktı. Bunu da şu anda 6000 client'lik bir paket satın alması yaptık. 1,5-2 ayda sahaya bunu yayaraktan 6000 dediniz öyle mi? 6000 endpoint'i yaygınlaştırdık. 6000 endpoint'in satın almasını yaptık. Üründen açıkçası bu kadar büyük bir kolaylık beklemiyorduk ama 4 ayın ciddi şeylerin sonunda gerçekten inandığımız için büyük paketi gönül rahatlığıyla satın alabildik. Peki başka bir tarafını sorabilir miyim? Şimdi antivirüsü yani PC'de çalışan endpoint yazılımını değiştirirken bile karnımız ağrıyor. İşte 6000 diyorsunuz, 6000 bilgisayardan onu kaldır ötekini kur ya da işte var olanın üstüne yeni bir şey kurulacaksa 6000'e her türlü yazılım dağıtımı bir kabus problem. Bir de güvenlik yazılımı oldu mu onunla çakışır bununla çakışır falan. Nasıl bir geçiş deneyiminiz oldu? Hani o 6000'e rolloutta başınıza neler geldi? Projeyi yaparken bir kriterimiz de klasik antivirüsümüzü kaldırmadan yanına bir endpoint çözümü kurmaktı. Palo Alto Threads ile diğer vendor'ın ürününü şu anda beraber clientlarımızla çalıştırıyoruz. Çakışma yok, problem yok. Bir problem yok. Bir sistem sömürme, kaynakları serbestçe kullanmak gibi yok. Gayet stabil. Hiçbir yerde elimizde kalmadı mı yani? 6000'de işte şu 100 PC'de şu oldu diyeceğimiz bir yer yok mu? Hiç mi yok? Ne yapayım abi? Yani misafirlerimin şeyleri, yanıtları klasik bir yazılım dağıtmaktan farklı bir işlem yapmadık. Genelde güvenlik yazılımları çakışmalar falan yapar ya, özellikle öyle bir şeylerle karşılaştık mı diye zorlamaya çalışıyoruz. Biz bunu özellikle 3-4 ayda ne kadar sıklıkla yaşayabiliriz? Özellikle Zero Day yataklarda Palo Alto gerçekten bir yerde patlak verecek mi diye bayağı sıkı test ettik. Birkaç noktada yanlış konfigürasyondan dolayı biz yanlış feedbackler alabildik ama doğru şekilde ürünü konumlandırıp konfigürasyonlarını yaptınız mıydı? Son kullanıcıda şu ana kadar 5000 kullanıcımıza yaygınlaştırmış durumdayız. Herhangi bir patlama durumu yaşamadık. Ellerinize sağlık. Peki devamında ne var? Size de aynı soruyu yönelteyim. Hani nereye götürmeye çalışıyoruz? Biz TREPS'i şu anda ödeme sistemleri dünyasında ATM'ler üzerinde kullanabilir miyiz diye sıkı olarak test ettik. Bildiğimiz ATM'lerimiz üzerinde de TREPS'i yine klasik antivirüsün yanında çalıştırmak istiyoruz. Testlerimiz de başarılı oldu. Şu anda da sahada yaygınlaştırmaya başladık. Ellerinize sağlık. Peki müsaade ederseniz son soruyu Vedat Bey'e sorarak toparlamaya başlamak istiyorum. Kahve arasıyla aranızda son sorumuz Vedat Bey olanı var. Şimdi Palo Alto Networks'ün Vedat Bey görünüyor ki bu Next Generation diye adlandırdığınız şu üçgenle adlandırdığınız yaklaşım sektörde tuttu ki firma çok hızlı büyüyor. Yani karşılaştırıldığında sektörün diğer oyuncularıyla karşılaştırdığımızda oldukça hızlı büyüyen bir firma var. Hani bu nereye kadar böyle gider? Ne görüyorsunuz? Palo Alto Networks'ün radarında ne var? Hakikaten bu platform temelli dediğimiz ve engellemeye yönelik olay olmadan daha küçükken olayı çözme yaklaşımı çok kritik altyapılarda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Zaten Gartner'ın yeni nesil güvenlik platformlarındaki analizlerinde son 5 yıldır sağ üst köşede yer alıyor çözümümüz. Buna sürekli tabii yeni eklentiler yapıyoruz. İşte cloud tarafındaki kullanım arttıkça burada Aperture dediğimiz yapıyla bunu destekliyoruz. Yine Traps tarafındaki yapılar çok değişiyor. Daha yeni çıkan versiyonlarında PCI sertifikasını da artık kullanabiliyor. Artık antivirüsten sizi koruyalım diyebiliyoruz. Yani bu bizim pazarlamanın böyle kullandığı bir şey. Antivirüsten sizi koruyalım. Çok iddialıymış. Çok iddialı. Dolayısıyla artık bu nokta olmazsa olmaz noktaya doğru götürüyor. Bu da bizi Palo Alto Networks'ü hem globalde hem Türkiye'de o büyümeyi sağlıyor. %50 civarında büyüme ile devam ediyoruz yıllardan beri. Yani herkes ne zaman bu duracak diye soruyor ama ciddi pazar da kazanıyoruz. Çünkü pazar %8-9 civarında büyüyor ortalama bu alanda. Biz %50 civarında büyüyoruz. Türkiye'de daha hızlı büyüyoruz.
Tabii buna paralel de yine müşterilerimize destek verebilmek için de ekibi de büyütüyoruz. Çözüm ortaklarımızla da bu büyümeyi gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel başarı hikayesi gerçekten de bunun next generation yapısının o farklı özelliklerle birlikte o kolaylığı, visibility'yi ve prevention'ı beraber sağlamasını kullanıcılar gördüğü zaman bunun başka bir şey olduğunu anladıkları için de memnuniyetle kullanıyorlar. Peki, teşekkür ediyorum bütün konuklarımın verdiği bilgiler için. Sağ olunuz. Bir iki tane çok hızlı soru alabileceğimizi düşünüyorum gene. Eğer soru var ise, değilse kahve arasında soru sormayı sürdürüyor olabilirsiniz. Sorusu olan? Tamam. Yarım saat. Teşekkür ediyoruz. Bir 20 dakika, yarım saat kadar kahve aramız var tekrar. Teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz.